Efendim EkoTürk TV ekranlarından tekrar hepinize merhabalar. Ben Erencan Umut ve Dış Piyasalar programı ile karşınızdayız. Yeni bir yılı artık kapatmak üzereyiz. Yarın gece yarısından itibaren yeni bir yıla girmiş olacağız. 2023 yılına girmiş olacağız. 2022 yılı gerçekten çok önemli gelişmelere sahne oldu. Hem Borsa İstanbul cephesinde hem küresel ölçekte hem de kripto paralar piyasasında gerçek manada oynaklığın çok yüksek, volatilitenin ciddi anlamda güçlü olduğu bir yıl olarak 2022 yılını artık geride bırakıyoruz. Peki yılı geride kapatırken hem bugün hem de yılın geri kalanında Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar ve özellikle de önümüzdeki yıla ilişkin beklentiler nasıl şekilleniyor? Gelişinde ilk olarak Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Eda Karadağ'la telefon bağlantısında bu konuyu değerlendirelim. Eda merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Erencan, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Eda, bu arada yeni yılını şimdiden kutluyorum. Ben de hem senin hem EkoTürk ailesin hem de şu an bizi izleyen herkesin yeni yılını kutlamak isterim. Çok teşekkür ederiz. Eda, şimdi Borsa İstanbul'da yükseliş hareketi söz konusu ve an itibariyle 5555 seviyesinden işlemler geçiyor. Güzel de bir rakam denk gelmiş durumda. Ve yılın son işlem gününü sanırım ekstrem bir gelişme, ekstrem bir sürpriz, yani negatif manada bir sürpriz bir gelişme ve haber akışı olmazsa şayet pozitif kapatacakmışız gibi duruyor. Şimdi genel itibariyle 2022 yılı özellikle de Borsa İstanbul özelinde yurt dışı piyasalardan ciddi anlamda pozitif ayrışan bir yıl oldu. Nasıl değerlendiriyorsun genel olarak 2022 yılını ve bu durum 2023 yılında en azından seçimlere kadar olacak olan sürece de sirayet eder mi, yansır mı? Nasıl bir yorumlaman olur bu konuda? Dediğin gibi 2022 yılı gerçekten Borsa İstanbul açısından oldukça pozitifti. Yani yılbaşından bu yanaki görünüme baktığım zaman %199, yani yaklaşık %200'lük bir getiri sağladı Borsa İstanbul yatırımcısına. Yani küresel taraftaki riskler, bizim içerideki risklere rağmen yine de pozitif hikayesiyle, iç dinamikleriyle bu tempoyu yakaladı. Yani küresele bakıyorum, Dow Jones'un yılbaşından bu yana getirisi değil, eksisi var, %9'a yakın. S&P 500'de %20'ye yakın, Nasdaq'ta %30'lara yakın bir eksi söz konusuyken Borsa İstanbul'da %200'lük bir getiriden bahsediyoruz. Gerçekten ciddi bir performans sergiledi. 5562 yılın son işlem gününde yine rekoru olarak görülüyor. Şu anda da zaten 5555 seviyelerinde. Yani bir kere iyi bir performans sergiledi. Beklentiler doğrultusunda hareket etti. Özellikle piyasada yatırımcılar kendisini enflasyondan koruma amaçlı Borsa İstanbul'a yönlendirdi. Sonrasında yılın ilk yarısı biraz kur korumalı mevduat sistemi test edildi. Ama son yarıda baktığımız zaman, yani yılın ikinci yarısına baktığımız zaman özellikle son dönemdeki tabloda KKM'den çıkışların hızlandığını, çünkü kurlarda oldukça stabil seyirlerin, yaklaşık Ağustos ayından bu yana o stabil seyirin etkisiyle beraber KKM çıkışları haliyle Borsa İstanbul'a yönelik talebi daha da hızlandırdı. Yeni yatırımcı sayısı arttı. Halka arzlar da buna tabii ki destek verdi. Dolayısıyla bu tablo karşısında Borsa İstanbul'da biz 5000'lerin üzerinde yılı da bu şekilde kapatmaya hazırlanıyoruz. Tabii senin de sorduğun gibi, inan aslında bunu bir piyasacı olarak bizler bile yeri geliyor soruyoruz. Gerçekten bu yükseliş önümüzdeki senede devam edecek mi? Şimdi Gedik Yatırım Araştırma Birimimiz strateji raporunu yayınladı ve bu raporda özellikle Borsa İstanbul için artık doyum noktalarına ulaştığı şeklinde bir başlık attı. O yüzden gelecek seneye dair bu kadar güçlü bir performansın özellikle yılın kalanında veya senin soruna gelecek olursam seçime kadarki olan süreçte belki görülmeyebilir. Yani Ocak ve Şubat ayında belki bu tempo çok hızlı olmasa da devam edebilir şeklinde beklentiler var, ama Mart itibariyle artık seçime dair spekülasyonlar, işte haber akışları derken bunlar bir miktar daha etkisini göstermeye başlayacak. Dolayısıyla belki Borsa İstanbul'da bu konuştuğumuz seviyeler, bu konuştuğumuz tempoyu izlemeyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir riskimiz var. O yüzden 2023 yılında evet Borsa İstanbul'a yatırım yapmaya devam edecektir yatırımcı. Yeni yatırımcılar da gelmeye devam edecektir, ama 2022 kadar güçlü bir performansın yakalanması biraz beklenmeyebilir şeklinde
bir düşüncemiz var kurum olarak da. O yüzden tabii ki net bir şey söylemek gerçekten çok zor. Çünkü öyle bir döneme geldik ki hem içeride hem de dışarıdaki riskler nedeniyle öngörülmesi gerçekten çok zorlaşmış durumda. O yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Ama ifade ettiğim gibi artık endeksin doyum noktalarına ulaştığına dair bir başlık hatta araştırma birimimiz. Hani bu nedenle bu tablo karşısında biz de en azından bu şekilde bir düşüncemiz olduğunu belirtmek istiyorum. Peki demek ki yani benim anladığım olay şu, 2023 yılı için bazı 7000, 8000 endeks değerinde yorumların da yapıldığını duyuyoruz. Bu rakamlara çok fazla katılmıyorsunuz anladığım kadarıyla kurum olarak ve araştırma birimi olarak. Doğru mu Eda? Şimdi ilk etap için evet katılmıyoruz. Bizim aslında şu anda 6000 zaten Borsa İstanbul hedefimiz vardı ki zaten 6000'e de çok bir şey de kalmadı baktığın zamanki fiyat hareketine. Yani Ocak ayında belki biz hedefimizi yakalayabilir ve tabii ki biz yıl içerisinde yine revizyona da gidebiliriz. Yani biz şu anda sadece Aralık ayında yayınladığımız rapor ve şu anda hani önümüzde gördüğümüz ve elimizdeki donelerle beraber belirlediğimiz bir şeydi ama bunlar tabii ki revizyona uğrayabilir Erhancan. Yani o yüzden zaten net bir şey söylemekten biraz çekiniyoruz. Çünkü senin de ifade ettiğin rakamları, hedefleri bizler de duyuyoruz açıkçası. Haliyle bu beklenti eğer gerçekleşmeye başlarsa dolayısıyla biz de zaten kurum olarak bu revizyonları gerçekleştiririz yıl içerisinde. Ama şu an için hani ilk çeyrek açısından konuşacak olursak bu kadar negatif yani bir anda çok güçlü satışların başlaması beklentiler dahilinde değil. Belki ilk çeyrek sonrası seçimlerin sonucu biraz daha senaryoları değiştirecek gibi gözüküyor. O yüzden yani biz yeni yıla başlarken Ocak ayında yine aslında yeni zirveleri test etmesini bekliyoruz. Yani bir anda yeni bir yıla girdik, haydi satışlar başlasın gibi bir beklenti yok. Zaten önümüzdeki hafta hani yine kaldığımız konu başlıklarıyla biz yola devam ediyor olacağız. Şu anda baktığın zaman zaten piyasaya hala getiri arayışı içerisinde yatırımcı ve bu getiriyi zaten Borsa İstanbul'da bulabiliyor. Yani kurlara bakıyorum yılın sonuna geldiğimiz noktada 18.68 ve 18.72 aralığında bir dolar TL var sabah saatlerinden bu yana. Doğru. Kaldı ki Ağustos ayından bu yana zaten kurdaki hareket de belli. O yüzden hani Ocak ayında da en azından bu temponun devam etmesini bekleriz ama biraz gelişmeler, bu gerek küreselde devam eden savaş olsun, merkez bankalarının para politikaları olsun, bizim seçimle alakalı haber akışları olsun, içeriden gelecek mesajlar, siyasilerden gelecek mesajlar. Bunlar biraz daha bence Borsa İstanbul'un seyrinde de önümüzdeki süreçte etkisini gösterecektir. Eda, değerli katkın ve yorumlar için çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Çok sağ ol. Evet efendim, sırada ekonomist Profesör Doktor Hüseyin Selimler bizlerle olacak. Hüseyin Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kerem Bey, yayınlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yeni seneniz de size sağlık, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum Sayın Hocam. Sağ olun, size de Ekotürk ailesine de aynı dileklerle. Hocam çok teşekkürler. Hocam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasında 2023 çerçevesini açıkladı. Bu arada tabii ki metinde bazı değişiklikler var. Daha öncesinde para ve kur politikası başlığıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Şimdi para politikası ve liralaşma stratejisi olarak bu raporun yayınlandığını gördük. Ve zaten genel itibariyle de rapor 2023 yılında liralaşmaya ciddi anlamda vurgu yapıyor. Öyle ki Merkez Bankası'nın bir hedefi var ve diyor ki 2023 yılının ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefinin %60 olarak belirlendiğini dile getirmiş durumda. Aynı zamanda da yine şöyle notlarımdan bakıyorum. Swap anlaşmalarının imzalandığı ve bu anlaşmaların devam edebileceğine ilişkinde güçlü sinyal niteliğinde cümleler kurulmuş durumda. Hocam, genel itibariyle Merkez Bankası'nın yayınladığı bu strateji raporunu nasıl yorumladınız? Evet, başlıklara baktığımız zaman çerçevesi ilk zaten bir sayfada özetlemiş. Şimdi temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Zaten kanununda da var. Aksi bir şey beklemiyoruz ama 2022 yılı içerisinde fiyat istikrarını sağlama konusunda çok da etkin olmadığını gördük. Daha ziyade Maliye ve Maliye Bakanlığı'nı ön planda gördük. Bir fiyat istikrar komitesi kuruldu ancak üyelerden biri olarak katıldı. Aslında kanunun temel amacı fiyat istikrarını sağlamak olan bir kurum Merkez Bankası. Şu an internet sitesinin en tepesinde yazan bir de ifadesi var. Dolayısıyla bizim Merkez Bankası'ndan fiyat istikrarını sağlamak konusunda beklentilerimiz daha yüksek.
Tabii ki bunu faizle, faiz politikasını kullanarak sağlayamayınca makro ticari politikalarla bir nebze yine iş sürecine girdi. Tabii burada bir raporun ismi liralaşma stratejisi koydu ama sonuçta enflasyon hedefini de vurguluyor. 2023 yılı içerisinde biraz da aktif olmasını doğal olarak bekliyoruz. Bunun dışında politika repo ihale faiz oranında temel politika aracı olduğunu belirtti. Ancak 2022 yılı içerisinde faizleri aşağı çekme ve piyasa etkilerini dikkate aldığımız zaman çok da piyasada etki uyandıran bir süreç olmadı politika faizi. Şimdi liralaşma evet geçen sene 2021 Aralık ayından itibaren kur korumalı mevduatla birlikte liralaşmaya biraz çok ağırlık verildi. Geçen sene toplam döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı %72'lerdeydi. Şu an bu oran %64'lere kadar indi. Yani kur korumalı mevduatı da TL için değerlendirirsek %50'lerin altına inmeye başladı döviz tevdiat hesabı. Yani toplam mevduat içindeki döviz tevdiat hesabının payı %50'nin altına yavaş yavaş inmeye başlıyor. Tabii ki bunun bir de sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü 2023 yılı içerisinde özellikle bir seçim süreci var. Avrupa'da ve birçok ülkede resesyon beklentileri var. Faiz indirim süreçleri var. Tüm bunlar da özellikle kurdaki gelişmeleri etkileyecek. Şu ana kadar kura bir dönüşüm yoktu. Çünkü kur korumalı mevduat birkaç dönemdir aynı seviyelerde kaldı. Zaten getirisi de çok cazip olmadığı için çok da tercih edilecek bir durumda değil. Dolayısıyla liralaşma stratejisi 2023 yılı içerisinde gerçekten en az enflasyon kadar önemli olması gerekiyor. Çünkü tekrar kurlara yönelilmesi durumunda şu ana kadar alındığı söylenen birçok yol tekrar geri gelinmiş olacak. Evet hocam, peki şunu da sormak istiyorum size. Tabii ki program biraz da dış piyasalar isimliyle olduğu için size FED'e ilişkin beklentinizi de sormak istiyorum. Çünkü aslında bakarsanız önümüzdeki yıl itibariyle Türkiye'de ekonomiyi bence ikiye ayırmak lazım. Seçim öncesi, seçim sonrası. Politikalarda ciddi bir değişiklik olma ihtimali de var. Tabii ki olmama ihtimali de var ama gerçekten seçim ekonomisiyle seçimden sonraki ekonomiler arasında da çoğu zaman taban tabana zıtlık söz konusu olabiliyor. Peki hocam, küresel tarafı değerlendirmek gerekirse özellikle FED, yani gerçekten mevcut şartlar dahilinde, hatta ceteris paribus diyerek cümleye başlamak istiyorum. Çünkü çok fazla değişken de, çok fazla siyah kuğunun da olduğu bir dönem içerisinden geçiyoruz 2019-2020'den bu yana, pandemiden bu yana. Peki o FED'in 5-10 olarak takip ettiği ya da 5-5-25 bandı olarak belirlediği faiz seviyesine kadar yükseltip faizleri orada tutup 2024 yılında da indirmesi gibi bir beklentisi vardı. Noktasal grafiklerden ve ekonomik projeksiyonlardan biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Hocam sizce tutarlı mı? Gerçekten FED sene başında vermiş olduğu, piyasaya vermiş olduğu tahminleri gerçekten de yakalayabilecek mi, tutturabilecek mi? Ne dersiniz? Şu an FED'in dikkate aldığı rakamları diyelim ki bir enflasyon verileri, diğer istihdam verilerine baktığımız zaman zaten 3.7 yani işsizlik oranı iyi. Tarım dışı istihdam rakamlarına baktığımız zaman son veriler düşük. Örneğin yılın başında 750 bin lira yakın bir tarım dışı istihdam vardı. Bu rakamlar 230-260'lara kadar indi. Beklentilerin üzerinde gelmekle birlikte rakam doğal olarak düşük. Bunun yanında işsizlik başvuruları da 230-260 o bantlarda seyrediyor. Yani düşük diyebiliriz. Yani işsizlik piyasasındaki verileri ancak resesyondan dolayı bu işsizlik rakamları artabilir. Bu kenarda bir soru işareti. Enflasyon son açıklanan 5 aydır enflasyon aşağı doğru gelmeye başladı. Dolayısıyla buradaki gelişmeler olumlu ama yine de orada bir soru işareti var. Çünkü enerji ve gıda özellikle birkaç önce enerjinin toplam enflasyonun içindeki payı ya da yıllık enerji enflasyonu %40'lardaydı. Şu an %13'e düştü. Dolayısıyla enflasyonu şu an aşağı çeken unsurlar özellikle enerji maliyetleri. Gıdada ufak bir artış var ama çekirdek enflasyon hala %6 bantlarında seyrediyor. Dolayısıyla şu an enflasyonun kesin olarak aşağı döndüğü şeklinde bir yorum henüz erken. Durgunluk hala söz konusu, sadece ülkelerin kendisinin değil dışarıda ihracatçı ve ithalatçı dışarı ilişkisi içinde bulunduğu ülkelerde de resesyon tehlikesi var. Dolayısıyla bu aynı zamanda bu ülkeleri de etkileyecek. Dolayısıyla şimdi FED enflasyonun gelişmeleri evet olumlu ama ne kadar süreceği belli değil. İşsizlik rakamları iyi ancak resesyonda bunlar tekrar bozulabilir. Dolayısıyla bir temkinli, zaten yapılan açıklamalara baktığımız zaman bizim oranımızı aylık ne kadar arttırdığımız değil, toplantı bazında ne kadar yükseleceği ve orada ne kadar kalacağı. Dolayısıyla burada önemli olan şey, biz Aralık ayından sonra %50 bas puan artıştan sonra
Sonraki toplantılarda işte 50-25-25 tarzı yorumlar yapıyor. Ama bunlardan ziyade bu seviyeye çıktıktan sonra ne kadar kalacağı da daha önemli. Hem FED için hem küresel piyasalar için. Ama bu ilk 3 ay biraz daha düşük artışlarla birlikte piyasaya olumlu bir imaj verilebilir. Ama enflasyondaki gelişmeler bunu tekrar bozabilir. Dolayısıyla şu an 3 ay sonrası yorumlamak bile uzun vade. Ama ilk verilerle enflasyondaki veriler hala aşağı yönlü ilerler ve enerji fiyatları biraz daha kontrol altına alınabilirse Fed'in bakışını biraz daha iyimser olacağını düşünüyorum. Hocam peki şimdi 2024 yılında özellikle çekirdek PCE, yani izleyiciler için daha da açıklayalım. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %2 seviyelerine kadar gevşemesini bekliyor FED üyeleri. Yani bu şu anlama geliyor haliyle. FED favori enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE'yi aslına bakarsanız hedef seviyelerine doğru indirmiş oluyor. Ve bu da 2024 yılında gerçekleşecek beklentisi oldukça kuvvetli. Hocam siz bu beklentiye katılıyor musunuz yoksa çok mu iyimser bulursunuz? Nasıl yorum yaparsınız? Şu an çok iyimser. Önemli için geçen sene bu vakitlerde biz enflasyon 4,5-5'lerdeyken enflasyon artış burada ne duracak mı? Yükselecek mi, düşecek mi diye tartışmalar yapıyorduk. Şu an 9'ları aşan bir enflasyonla maruz kaldı Amerika Birleşik Devletleri. Hala bir sene oldu, hala tartışıyoruz. Şimdi 2024 yılını şu andan tahmin etme imkanı yok. Biz Ocak ayında Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi farklı senaryolar çiziyorduk. Bir ay önce yapmış yorumlar bile gündemden değişebilir. Dolayısıyla 2024 yılı bayağı uzun bir iyimser. Çünkü Amerika'ya baktığımız zaman 2023 yılındaki büyüme oranını bile 1.2'den 0.5'e düşürdü. Dolayısıyla kendi büyüme oranlarını aşağı yönlü revize ederken diğer verileri de iyimser göstermek bu aşamada pek de mümkün değil. Çünkü şu an maliyet kaynaklı bir enflasyon var. Talep değil. Yani çekirdek enflasyon ya da kişisel tüketim harcamaları gelirleri birçok veriye bakarak biz talep enflasyonuyla mücadele edebiliriz ama şu anki enflasyonu oluşturan ya da enflasyonu yukarı çeken birçok faktör ülkelerin elinde değil. Dışarıdan ithal ettiğimiz veriler. Dolayısıyla 2024 yılı için hem şu andan tahmin etmek, yani bizim şeye benziyor. Merkez Bankası'nın hali %5 enflasyon hedefini belirtmesine benziyor. Usulen bir cümle olarak kabul ediyorum. Hem Fed'in hem Merkez Bankası'nın 2024 hedef olabilir. Ama şu anki verilerle biraz uzak bir ihtimal. Hocam peki bir diğer sormak istediğim soru şu. Önümüzdeki sene itibariyle Amerika tarafında işsizliğin %kaç seviyesine kadar yükselmesini bekliyorsunuz? Çünkü bazı başkanlar mesela Powell da %4,5 seviyelerini falan telaffuz etti diye hatırlıyorum. Ama mesela Loretta Mester gibi bölgesel FED başkanlarının %5 seviyelerini de aşabileceğini, %5,2 seviyesine kadar işsizlik oranının yükselebileceğini dile getirmişlerdi. Hocam %5'leri aşması muhtemel bir Amerika işsizlik oranının önümüzdeki sene görme ihtimalimiz çok mu kuvvetli sizce? Belki %5'leri aşmaz ama tabii ki belki 4,5'lar civarında olabilir. Çünkü şu an bunca verilerin biraz daha iyi gittiği bir dönemde ve faizlerin artırılması gündemde ve hala devam ediyor. Şu an %3,7'ler, %3,6'lar civarında ki pandemi öncesi döneminde altında iyi bir seviyelerde gidiyor. Ancak 3,6 ve 7 seviyesi enflasyondaki geri çekilmeyle birlikte durgunluğa girme anlamında ya da faiz artırımları konusunda biraz daha cesaretlendirirse tabii ki bu oranların artması mümkün. Çünkü belirttiğim gibi 2023 yılı büyüme oranını 0,5'e revize etti. Dolayısıyla bir durgunluk beklentisi var ve bu durgunluk beklentisi doğal olarak da işsizliği yukarıya çekecek bir gösterge ki Avrupa'da da aynı şekilde. Dolayısıyla faiz artırımları böyle gider ve büyüme oranını revize ettiğini, aşağı yönlü revize ettiğini düşünürsek doğal olarak Amerika'daki işsizlik oranı 4,5'lar civarında seyreder. Ama 5 ve daha üzeri şey bu resesyonun ne kadar ılımlı veyahut da daha derinleşmiş bir şekilde seyretmesine bağlı olacaktır. Hocam peki şu anda özellikle ABD cephesi özelinde yumuşak iniş senaryolarının çok daha fazla konuşulduğu, hatta hisse senetleri üzerinde de bas senaryoların bu şekilde şu anda yorumlandığı, raporlara eklendiği, dile getirildiğini görüyoruz. Resesyon ihtimali sanki biraz daha ikinci ya da üçüncü planda kalmış gibi bir görüntü var. Siz bu konuyu nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani 2023 yılında mesela FED projeksiyonlarını çizdiğinde son toplantıda hatırlarsınız. Daha önceki FOMC toplantısında %1,2 büyüme bekliyordu. 2023 için söylüyorum. Ama son FOMC toplantısında
bu büyüme temposunu %0.5 seviyesine kadar düşürdü ve bir yumuşak inişten bahsetti. Ama resesyon ihtimali az önce de bahsettiğim gibi artık çok fazla dillendirilmiyor, en azından Amerika için. Siz buna katılıyor musunuz? Resesyon biraz fazla mı dışlanıyor sizce bu olasılık? Ya zaten Amerika dikkat ederseniz ikinci ve üçüncü çeyrekte, birinci ve ikinci çeyrekteki büyüme, üçüncü çeyrekteki büyüme rakamlarına baktığımız zaman teknik anlamda resesyona girdiği halde bile resesyonu kabul etmemişti. Çünkü kısmen de şöyle haklı, sadece bir büyüme oranına bakarak evet teknik anlamda resesyon ama artık 50-60 tane veriyi takip ediyor ülkeler. Biz bile bu veriler üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla sadece büyüme rakamına bakarak bir ülkenin resesyonu hakkında karar vermek ben 20-30 yıl önceye göre tabii ki daha zor, birçok veri var. Şimdi Amerika bu teknik resesyonunda iken bile resesyonu kabul etmiyordu. Dolayısıyla biz ılımlı bir resesyon derken ya da yumuşak bir iniş derken hangi oranları dikkate alıyor? Bunları açıklaması gerekiyor ilk etapta. Çünkü eksi büyümelerde bile ya da daralmalarda bile bunu ifade etmediler. Şimdi rakamlara baktığımız zaman zaten 2023'ün ilk 3 toplantısındaki artış oranları 50-50-25 gibi bekleniyor. Dolayısıyla bu faiz artırımlarındaki bu azalış zaten piyasa yönelik beklentinin olumlu olduğu şekilde bir izlenim veriyor. Enflasyon son 5 aydır düşüyor. Dolayısıyla 7'lerin altına enflasyon indiği zaman biraz daha farklı senaryolar oluşacak. Ama şu an faiz indirim sürecine girdi. Zaten gecikmeli olarak enflasyona katkı yapması bekleniyordu. Ama bu katkıyı da gördü. Ama gerçekten bu verilere bakarak hareket edecekleri için şu an baktıkları verilerde enflasyon düşme sürecinde, işsizlik rakamları iyi. Resesyon anlamında baktığımız zaman resesyon artık herkesin dillendirdiği ama daha önce belirttiğiniz gibi daha çok vurgulanıyordu. Yani faiz artırımlarının özellikle artış sürecinde, örneğin 100 bas puanı konuşulduğu dönemde resesyon karşılarında bir duvar gibi duruyordu. Ancak şu an teknik anlamda da resesyondan çıkmaları, enflasyonun da aşağı yönlü olması faiz artırımımızı yavaşlattığı için resesyon biraz daha ılımlı olabilecek şekilde senaryolar daha çok gündeme gelmeye başladı. Hocam değerli katkınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar ve iyi yıllar Eren Bey tekrar. Bizden de size iyi seneler değerli hocam. Evet efendim, dış piyasalar programımızın sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle herkese şimdiden huzur dolu, önce sağlığın olduğu, bol bereketli, harika bir 2023 yılı dilerim. Önümüzdeki yıl itibariyle görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.